Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamsız dikkatler ekranımızı bulsun. Angliya Devlet Müdafiye Vaziri Xitayni agahlandırdı. Angliya Devlet Müdafiye Vaziri Ben Wallis 21 oktyabr peyşembe günü Xitayni agahlandırıp, Xitayning Tayvanning hava müdafiye farqlandirish rayoniga besib kirishining xatarlik ekanligini, to'qunish partlashi mumkinligini bildirgan. Hamda Xitayni Tayvan bilan bo'lgan ixtilofni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirgan. Amerika ovozining 22 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Wallis Shimoliy Atlantik Ikki tashkilotining Bryusseldagi yig'inida taratqularning ziyoratini qabul qilganda Xitayni ogohlantirib, Tayvanning hava müdafiye farqlandirish rayoniga besib kirish xatarlik to'qunish partlashi mumkin deganlarni bildirgan. Ben Wallis so'zida yana harbiy jihatdan elib aytganda biz ikki tarafning dushmanlashish holatiga o'tganligini ko'rdik. Biz bularni aqlsizlik deb qaraymiz degan. O'yini taratqularga Xitoy cho'ngqurligi bilan Tayvan o'rtasidagi ixtilofni tinch yo'l bilan hal qilish kerak degan. Wallis so'zining oxirida Xitoyni ko'rsatib, "Meningcha bu bizning Hong Kongdan andisha qilishimizning sababi. Çünkü Tayvan ameliyatı bir devleti ikki xil sisteminin nişani. Eğer sizler bunu quruq söz deb qarab icra qilmasanglar, va'danglarga xilaflik qilgan bo'lasizlar. Bu Tayvan uchun nimadan derak beradi" deganlarni bildirdi. Harbiy mutaxassislarning qarashicha Xitoyning Tayvan havo mudofiya farqlandirish rayoniga cho'ng tipdagi aeroplanlar adreti bilan davomli tajovuz qilishi Tayvanni xavfsizlik jihatida jiddiy qadamlarni besishga majburlagan. Tayvan Devlet Müdafiye Ministeri Chiu Guojing 2 hafta ilgari agahlandırıp, Tayvan boğazının növetteki vaziyeti onun 40 yıl harbiy vazife ötegenden beri körgen en iğir vaziyetke duş kelganligini, Xitay armiyasının 2025 yılı barganda Tayvan'ga keng kölemde hücum kılışının mümkinligini aytqan. Xotandan 3 milyonga yakın Uyghurnun sürgün kılınganlığı aşkarlandı. Xitay Kompartiyasi atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonluk 10-cı qurultayı 21 oktyabr günü Ürümçide açılgan. Yığında Xitayning atalmış 14-cı 5 yıllık plan mezgilde işqa aşırgan xizmetler haqida dokulat bergen qorjaq amaldar 5 yıl içinde 2 milyon 750 min Uyghurning atalmış yetilardaki 5-cı emgekçilerini yötkep işqa orlaştırış namıda başqa yurtqı sürgün qılınganlığını aşkarlığan. Tanrıtaq Toğrı'nın bugünkü haberde aşkarlışça, Xitay Kompartiyası atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonluk 10-cı qurultayı umumi yığınıda atalmış 14-cı 5 yıllık plan haqqıda dokulat bergen Şarkı Türkistan'nın her qaysi vilayet şehirlerden gelgen qorjaq əməldarlar atalmış işqi orullaştırış namıda başqa yurtqı sürgün qılınğan ve mecburi emgek orullarığı orullaştırılğan Uyghurlarının sanını aşkarlığan. Yığında Xotan vilayetlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi Partiya Grupısının Muavin Sekretari Qorjaq Əməldar Gülnisahan Emin 5 yıl içindeki hizmetlerden dokulat bergen. O dokulatı da aşkarlışça Xotan vilayeti bu içi 5 yıl içinde atılmış 7-5 emge küçünü işqi orlaştırış namı bilen Nahiye yazılardan 14 milyon 333 min adam qatım başqa yurtqı sürgün kılıngan. Atalmış namıratlarını işqi orullaştırış namıda 2 milyon 348 min 600 adamını Xitay mecburi emgek karxallarına orullaştırgan. 5 yıl ceryanıda her xil namlar bilen mecburi emgek lagırına orullaştırılgan umumi adam sani 13 milyondan eşip ketken. Qorjaq əməldar bergen dokulatı diyene bu 5 yıl devamında Xotengi nurgullugan çoğun karxana ve sanayet şirketleri orullaştırılganlıqı növeti rayonda tokumucılık, kiyim keçek, elektronluk qoraştırış, emgek kölemleşken karxana qatarlıqlardan 525 barlıqını, nahilerde karxana rayonu, yazı bazarlarda zavut rayonu, kentlerde zavut rayonu, ailelerde 4. derecelik işlep çıkırış orne qurulması şekillengenlikini, atalmış namıratlarını işqi orullaştırış namıda aile ayarlarının mecburi emgek orullarına orullaştırılış nisbeti 2016 yıldaki 40 mandan aşkarlıqını, bu yıl bu nisbet eşip 170 800 800'ge yetkenlikini aşkarlıqan. Qorjaq əməldar Gülnisahan Emin dokulatının ahir diyene kelgüsü 5 yıl içinde atalmış 7-5 emge küçünü işqi orullaştırış namıda tötxil kollektiv içinden yıllık yötkep ya ki öz rayonda işqi orullaştırış nisbetini aşırışqı tırışılığalıqını bildirgen. Küzetküçüler Xitay Şarkı Türkistan halkını atalmış Xitaylaştırış rezil planını türme ve lagırlarga solap ziyan geçtik kılış Xitay ülkeleri ve Şarkı Türkistan'daki Xitay köp rayonlarga sürgün kılıp
Uyghurlar zich rayonlarını tarqaqlaştırış, Uyghur tili yizigini çekleş, Şerq Türkistan'nın yezi bazarlarına Xitay zavodlarını tesis kılıp, mecburi kulluk emgekige selip, mankurtlaştırış qatarlıq vasıtları bilen emelge aşırışkı urunğanlıqını, Xitay'nın bu xil rezil vasıtlarını teximi küçeytken asasda devamlıq icra kılışını pilallavatqanlıqını bildirişmekte. İstanbul'da köçmenler meselesi hakkında muşim yığını içildi. Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministeri'nin yol yoruğu bilen İstanbul Köçmenler İdarası da İslam dünyasının Türkiye'ye hicret kılıp gelgen muhacirler meselesi hakkında muşim yığını içildi. 22. Oktyabr İstanbul Köçmenler İdarası'da ötküzülgen yığınğa İstanbul Muavin Valisi Doktor Yaşar Aksanyar, Köçmenler İdarası Muavin Başlığı Doktor Gökçe Ok ve İstanbul Köçmenler İşleri Reisi Bayram Yalınsu Efendilerinin başçılığı da Türkiye'de muhacirlerge hizmet kılıp atkan yerlik ve halkaralık teşkilatlarının mesulleri ve temsilcileri katnaştı. Yığınğa Şerq Türkistanlıklarga vakaleten Halkara Şerq Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi teklif kılınğan bulup, mezkur yığında her kaysi İslam devletlerden Türkiye'de muhacir bulup turup atkan muhacirlerinin her türlü kıyınçılıkları ve onun hal kılış usulleri müzakere kılındı. Hidayetullah Oğuzhan Efendi yığında nöbette Türkiye'deki Uygurlar duş kılıp atkan ikamet, grajdallık, her hıl bihaterlik kod koyulup kılış meseleleri ve grajdallıkı ret kılınan Uygurlarının meseleleri katarlıklarını kündürtüpki keltürgen bulup, bu meselenin Uygurlarga okuş, ticaret, sefer katarlık hılmıxıl sahalarda kıyınçılık tuğdurup atkanlıkını bildirip, meselenin ciddi şekilde hal kılınışının intayin muhimliğini tehditleyen. İstişare yığınıdan keyin mesullar muhacirlerinin mezkur meselelerinin bütünlüğü hal kılınışı için yığında İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu bilen mahsus görüşüdüğanlığını bildirişken. Vanyi yadro su astı paraxotu kilişimiga karıştırdığanlığını bildirdi. Xitay Taşqi İşler Ministeri Vanyi Amerika, Angliya, Avustraliya qatarlıqlar tüzgen 3 devlet yadro su astı paraxotu kilişimiga karıştırdığanlığını bu kilişimden yadro korallarının kengiyip gitiş xaupını aşırıp, rayon tınıştıkıgı buzgunçilik kılıdığallıqını bildirgen. Reuters agentliğinin 22. Oktyabrdaki haberde bildirilişe, Xitay Taşqi İşler Ministeri Vanyi Cuma günü Angliya Yeni Taşqi İşler ve Terakkiyat Ministeri bilen telefon söhbeti kılganda, Xitay, Amerika, Angliya ve Avustraliya otursida üç taraflık bihaterlik şiriklik münasibeti ornutuş ve yadro su asli paraxoti hemkarlıqını terakki kıldırışıgı yıkından dikkat kılmaqta. Bu kilişim yadro korallarının kengiyip gitiş xaupını keltürüp çıkırdı o degen. Vanyi sözü de Amerika, Angliya ve Avustraliya'nın yadro su asli paraxoti meselesindeki hemkarlığı yadro korallarına iki devletlerinin tüncü kıtım yadro su asli paraxotini yadro koralları bulmağın devletlerine yötkep, yukarı derecede kuyuklandırılgan uran bilen temminleşi bulup hesaplandığanlığını, bu kilişim halkaralık nazaratın çekilmesine uçurmaydıgan bolsa, yadro korallarının kengiyişini keltürüp çıkırdığanlığını bildirgen. Vanyi söhbet yana Xitay bilen Angliya'nın zor iqtisadi tölüklaş küçü barlıqını tilge elip, iki tarafının pul muamele, pakiz energiye ve rakamlık iqtisad qatarlıq cihetlerde ken sahada hemkarlıqı barlıqını bu yıl iki taraf soğudu sonmasının 100 milyard Amerika dolarından eşip getişidin ümit barlıqını bildirgen. BDT Uyghurlarının dini erkinlikige hürmet kılınışı lazımlıqını bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres, Uygurlar ve başka dini gruplarının dini erkinlikige hürmet kılınışı lazımlığını etti. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe, Birleşken Devletler Teşkilatı cami, çirkev ve manastır qatarlıq barlıq ibadethallarını qoğdaşqa alaqadar hareket planını cekarladı. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres bu haqta elan kılgan bayanatıda antisemitizm, Müslümanlarını öçgörüş, Hristiyanlar ve başka dini gruplar hem ibadethallar nişan kılınıp atkan hücumlarının barğansırı evcilip kitip atkanlıqını əskertiş bilen bir vaqtta, hareket planı dairesi de ibadethallarını qoğdaş üçün Birleşken Devletler Teşkilatının her qaysi devletlerinin hükümetleri, dini rehberleri, amevi teşkilatları, akbarat vasıtları ve xüsusi sahaları bilen birlikte hizmet işleydiğallıqlarını bu haqta teklif ve tavsiyelerini sunduğallıqını kayıt kıldı. Guterres, Amerika bilen İran otursudaki sürkülüş ve iki devlet rehberlerinin körüşüş ihtimallıqıga alaqadar sualga cevap verip mundaq dedi. Şunu yeni tekitleymen ki, Paris koltuğunun vaziyetini yamanlaştırıp ötüdigan her türlük hareketten yiraq duruş lazım. Çünkü Paris koltuğuda yüz bergisi çoğun bir krizis, dünyaga pütmez tügümez balayı apetlerini eğilip geledi.
bundaq bir krizisning oldini elish nishon qilingan tirishchanliklarning hammasini chin dilimdan qo'llayman. U uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsilotlariga aloqador da'volar haqidagi bir savolga javob berganda bundaq dedi. Bu vaqtda tavsiyam shuki, uyg'urlarning dini erkinligiga hurmat qilinishi lozim. Shuning bilan bir vaqtda barliq davlatlarga shuni tavsiya qilamanki, qandoq bo'lishidan qat'i nazar dini erkinliklarga hurmat qilinishi kerak. Suriyaning Idlib rayonida Bashar Asad hokimiyati bilan Rossiyaning doktorxonalariga hujum qilish qilmishi haqida qachon tekshirish boshlanganligiga aloqador savolga javob bergan Guterres, hozircha tekshirish komiteti yo'q. Pat yaqinda e'lon qilindi. Balki mushu hafta e'lon qilinishi mumkin dedi. Xitoyning BDTda turishliq vakili yo'lsizlik qildi. Xitoyning BDTda turishliq muavin doimiy vakili Taybing nutq so'zlash tizimligida ismi yo'q turuqliq zo'rlab so'z qilib, Xitoyga qaratilgan ayiblashni butunlay rad qilib qolmasdan, balki yana Amerikani iyg'ir tanqid qildi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti irqiy ayrimchilikka qarshi turish to'g'risida uyushtirilgan programmada Amerika bilan Xitoy bir-birini kishilik huquq tafsandichiligi bilan ayibladi. Amerikaning BDTda turishliq doimiy vakili Linda Thomas Greenfield BDT markaziy binosida o'tkazilgan Xalqaro irqiy kamsitishni yo'qotish kuni programmasida so'z qilib, dunyoning har qaysi joylarida hozirmi qulluq va irqiy ayrimchilikning yuz berayotganligini ta'kidladi. Linda Thomas Greenfield Birmadagi Arakan musulmonlari va Xitoydagi Uyg'urlarga qilingan zulmlarni misol keltirib, Xitoy rejimining Uyg'urlarga va Sharq Turkistondagi boshqa yerlik millat va dini e'tiqodlilarga qarshi irqiy qirg'inchilik, shundaqla insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini bildirdi. Xitoyning BDTda turishliq muavin doimiy vakili Taybing nutq so'zlash tizimligida ismi yo'qligiga qaramasdan zo'rlab so'z qilib, Amerika vakilining ayiblashini boshdan oxir yalang'och yolg'on va mishmish parang dedi. Taybing Amerikani Xitoyning ichki ishlariga aralashib olish bilan ayiblab, Amerikaning boshqa davlatlarga nima qilish kerakligini so'zlab yurishining o'rniga o'zining sharmandachilik bilan to'lgan kishilik huquq xotirasiga qarshi kerakligini bildirdi. U so'zida Amerika kishilik huquqdan siyosiy maqsadda foydalanishni to'xtatishi kerak. Amerikaning Afrika va Osiyoliklarga qaratilgan kamsitish va o'chmanlik vaqalarini, hatto davomlashayotgan vahshiy jinoyatlarni tugatish uchun amaliy tadbir qo'llanishni tavsiya qilaman deb ayibladi. Besh davlat Yevropa ittifoqining tez inkas qaytarish qismi qurishini o'tirg'i qo'ydi. Germaniya, Finlandiya, Gollandiya, Portugaliya va Sloveniya qatorliq 5 davlat birlikda kelgusidagi harbiy krizislarga taqobil turish uchun Yevropa ittifoqining tez inkas qaytarish qismi qurish tashabbusini o'tirg'i qo'ygan. Germaniya axborot agentligining 22-oktabrdagi xabarida bildirilishicha, Germaniya, Finlandiya, Gollandiya, Portugaliya va Sloveniya qatorliq 5 davlat birlikda Yevropa ittifoqining tez inkas qaytarish qismi qurish tashabbusini o'tirg'i qo'ygan. Tashabbusda aytilishicha, Afg'onistonda yuz bergan yaqinqi vaqalarning Yevropa ittifoqining tez sur'atda inkas qaytarish qismi qurib, taraqqiy qildirishining zarur ekanligini ko'rsatib bergan. Shunglashqa qurolliq kuchlarning jang tayyorligi, ularni o'rinlashtirib, jang qilish iqtidorini o'stirib, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasidagi harbiy hamkorlik shaklidan tegim yaxshi foydalanish kerak ekan. Mazkur 5 davlat yana Yevropa ittifoqi shartnomasining hozirgacha ishlatilib boqmagan 44-chi moddasiga asosan irade birlikini jallandirib, nöbette mevcut bo'lgan Yevropa ittifoqi jang qilish qisminining iqtidorini qisqa vaqt ichida taraqqiy qildirib, krizga taqabil tura oladigan tez inkas qaytarish kuchiga aylantirishni tashabbus qilgan. Yevropa ittifoqi shartnomasining 44-chi moddasida a'zo davlatlarning boshqa Yevropa ittifoqiga qatnashmagan davlatlar bilan birlikda bexatarlik faoliyati qilishiga ruxsat qilinadi ekan. Yevropa ittifoqining nöbette 2 urush qilish qismi bor bo'lib, har birida 1500 jangchi bor. Ular buyruq kutish holatida turadi ekan. Mazkur jangchilarning hammasi o'xshamagan a'zo davlatlardan kelgan bo'lib, mazkur jangchilar har 6 oyda bir qatim almashadi ekan. O'tirg'i qo'yilgan yangi tashabbusda qurilmoqchi bo'lgan qismning cho'ng kichikligi to'g'risida konkret tavsiyalar o'tirg'i qo'yilmagan bo'lsa-mu, ammo armiyaning taxminan 5000 askari bo'lgan brigada cho'ngligida bo'lishi kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. Germaniya davlat mudofaa ministri Kramp Karimbauerning juma kuni aytishicha, Yevropa ittifoqining tez inkas qaytarish qismi Amerika armiyasining kuchini to'liqlaydi ekan. و
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşük şahsilerini Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.